Herkes açık burası. Arazi birleştirmesi yapılıyor ama basına kapalı. Biz de bunu yadırgıyoruz. Olmaz böyle bir şey. Birazdan görüşeceğiz. Her şey yerine oturacak. Bu kadar insanı toplamamızdaki amaç ilgilendiriyor. Bizim bizi yaptığımız bir şey yok. Bizi yapsak bu kadar insanı. Hayır. Popülaşmaya karşıyım. Siz ve bize sunduğunuz projelerde hepsi gayet güzel de birleştirilmiş tarlalardı burada yaptığımız sunumda. Evet, hiç evet. Pardon abi. Göremedik. Yani bunu istemeyen hiçbir vatandaş olmadı mı o projelerde? Şimdi Bilecik'te hiç çalışmadık çünkü ilk kez çalışıyoruz. Sizin de sorunuzu cevaplamış olduk. Neyse. Buraya geldiğiniz anda itibaren öncelikle hoş geldiniz. Evet. Şeffaf olmaktan bahsediyorsunuz. Şeffaflıktan. Evet. Şimdi böyle bir projenin faydalarını sunumunuza eklemişsiniz. Fakat dezavantajları hiçbir şekilde eklenmemiş. Burada düşünen her şey hep maddi açıdan düşünülmüş. Çiftçi hep maddi açıdan. Peki manevi olarak, ya orası benim dedemin yeri mesela. Bu benim için manevi bir değer. Tamam. Ama az önce de verdim cevabını. Siz istemediğiniz sürece. Ben de çiftçi çocuğum. Bakın ben bu yörenin çocuğuyum. Eskişehirliyim. Benim de aidiyet duygum var toprağıma mutlaka. Ama benim dedem... geçen sene vefat etti 83 yaşında. O bile ya tüm tarlaların Bilesin'e, nerede Bilesin'e, Bilesin kafasındaydı ama bakın bizde de aidiyet duygusu var. Aynı yörenin çocuğuyuz değil mi? Cumhurbaşkanımızın onayladığı resmi gazetede yayınlanan bu karar, zorunlu karar dediğimiz sizin. Bu toplantıyı sizin aslında bu kararname onaylanmadan, resmi gazetede yayınlanmadan önce yapmanız gerekiyordu. Bize bildirilmesi gerekiyordu. Bunu İl Tarım, İlçe Tarım, Belediye ve Muhtarlıklarımız tarafından bizlere kesinlikle bildirilerek yapılması gerekiyordu. Böyle bir dayatma söz konusu oluyor bana göre. Bu benim şimdi düşündüm. Az önce yine bahsettim, yine aynı şekilde cevap vereceğim ama sulama alanı ya burası. Sulama şimdi, alanı olduğu için, zorunlu toplulaştırma olduğu için. Bu zorunlu toplulaştırma kime göre, neye göre, güzel bir kanuna göre, kanuna göre.